Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün de sizlere çok lezzetli, nefis bir tandır tarifiyle geldim arkadaşlar. Hazır Kurban Bayramındayken çok güzel bir tandır yapabilirsiniz. Hem su eklemeden hem de saatlerce fırın başında beklemeden çok pratik bir tarif. Buyurun nasıl yapmışım? Hemen tarife başlayalım. Şöyle bir tane kuzu but mu deniyor? Kuzu kol mu? Ko, kuzu kol sanırım. Ee, şöyle 3 parçaya ayırdım kuzu kolu 3 parçaya ayırıyoruz başka hiçbir işlem yapmadan birazcık temizleyip tabi yıkayıp bir düdüklü tencere alıyoruz düdüklü tenceremizin tabanına şöyle etimizin alt yağlı kısmı tencerenin tabanına gelecek şekilde bakın şurası yerleştiriyoruz büyük parçayı en alta onun üzerine e, diğer parçayı ve en son Üzerine de incik kısmını koyuyorum. Hiçbir şey eklemeden bakın su falan hiçbir şey eklemeden sadece etimizi koyarak düdüklümüzün ağzını kapatıyoruz. Şöyle düdüğünü açalım. Çok önemli püf noktası arkadaşlar kısık ateşte pişireceğiz. Düdüklüğümüzü kısık ateşin üzerine yerleştiriyoruz. Ta Yerleştiriyoruz. Tam bir buçuk saat bu şekilde hiç ellemeden. Tabi ötmeye başlayınca böyle bir fış diye ses çıkmaya başlayınca düdüğüne indiriyoruz bu kısmını indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra bir buçuk saat kadar kısık ateşte düdüklümüzü pişmeye bırakalım. Bir buçuk saat sonra şöyle açalım. Etimiz pişmiş. Bakın gayet iyi. Artık e, dağılmaya başlayacak. Kendi suyunu salmış gördüğünüz gibi su eklemesi asla yapmıyoruz. Şimdi etlerimizi düdüklüden bu şekilde kaldırıp çıkaralım. Bir tencereyi alalım. Tencereye aldığımız etin üzerine bir yemek kaşığı dolusu istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben bu kadar koydum. Tereyağı ekliyoruz arkadaşlar. tereyağı mutlaka ekleyin varsa. Şimdi birazcık karabiber. Etimizin lezzetlenmesi için istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Birazcık kırmızı toz biber ekleyeceğim. Birazcık da tuz ilavesi yapacağım. Daha sonra ayırdığımız düdüklüden aldığım suyundan şöyle iki kepçe kadar üzerine gezdireceğim. Ee, tekrar şöyle yarım saat 40 dakika kadar kısık ateşte yine kısık ateşte böyle nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakacağım. Ee, düdüklüde ben bir buçuk saatte pişirdim arkadaşlar. Yine de siz düdüklüğünüzü açtığınızda kontrol edin etiniz böyle ayrılmıyorsa kemiğinden pişirmeye devam edin tekrar pişirin. Şöyle arada 10 dakikada bir etleri alt üst edelim hem alt tarafı iyice yapışmasın hem de diğer tarafları da lezzetlensin tereyağının baharatların lezzetinden alsın diye bir alt üst edelim arkadaşlar. Dediğim gibi düdüklü de mutlaka iyi pişmesi gerekiyor bu kızarma işlemine geçmeden önce 2 saate yakında pişirebilirsiniz 1,5 saatte de pişebilir etin genç, yaşlı veya böyle sert veya yumuşak olmasına, tazeliğine bağlı. Şimdi bir 15-20 dakikada bu taraflarını pişirdikten sonra hemen şöyle iri parçaları, kemikleri içerisinden çıkarıyorum. Yanına da güzel bir pirinç pilavı yaptım. Sizlerde de pilavla ikram edebilirsiniz. Büyük parçaları, kemikleri çıkarıp etler şu alttaki sosundan biraz daha faydalansın diye hem de pilav üzerine servisi kolay olsun diye şöyle çatalla iri parçalar haline ayırıyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Haşlama etten çok çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Hem de uzun saatlerce fırında pişirmeniz gerekmiyor. Gerçekten tandır lezzetinde 10 numara 5 yıldız bir et oluyor. Pilavın üzerine bu şekilde servis edip afiyetle yiyebilirsiniz. Hemen şöyle çatalla bıçakla da daha yakından göstereceğim. Bakın lime, lime ayrılıyor. Gerçekten olağanüstü bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu kadar kısa zamanda tandır lezzetini yapmanız mümkün. Ee, şimdiden afiyetler olsun diyorum. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimde yine sonuna geldim. Umarım faydalı olmuştur. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.